Hüseyin Türk Sönmez'de Deniz Hayatı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, şu an Kocaeli Kartepe'deyiz. Mondial, CF Motor, birçok markanın yetkili servisindeyiz Kartepe ATV'de. Şu an servis bölümündeyiz. Servise gelen araçları gösteriyoruz. Bir taraftan da kiralık araçları da var. Kiralık da olabilir. Çok sayıda araçları var Kartepe ATV'nin, Kartepe'de kiralık. Evet, güzel ATV'ler var arkadaşlar. Satılık, kiralık. Farklı ATV almak isteyenler, evet, bayağı oldukça zor şartlarda mücadele vermiş. Farklı bir dal, spor yapıyorlar arkadaşlar, eğleniyorlar. Güvenlik ekipmanlarını kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Kartepe ATV'nin servis bölümü arkadaşlar. Müşteri karşılama bölümü. Üst tarafta da satış bölümü var, orayı da size göstereceğiz. Evet, bakıma gelen motorlar, ATV'ler. Nakliye araçları da var arkadaşlar. Yolunda motorunuz kalırsa servise kadar çekim de yapıyorlar. Sıfır araçları dağıtım da yapıyorlar. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selam, sağ olun. Araçlarınız, artık araç diyebiliriz değil mi ATV'leri? Biz motosiklet gözüyle bakıyorduk ama. Araçtık. Evet, araçların bakımları, motosikletlerin bakımları, hepsinin bakımları burada Kartepe ATV yetkili servis arkadaşlar. Biz Kocaeli Körfezi'deyiz. Bayağı uzaktayız ama hep buraya geliyoruz. Memnunuz da. Aldığımız araçları da buradan satın alıyoruz, motosikletleri. Bakımları da burada yapıyoruz. Motor kullanan arkadaşlara ne tavsiye edersiniz ya da yeni alacak olanlara bakımlarıyla ilgili? Yani serviste yaptırmalarını rica ediyoruz. Herhangi bir motosiklet tamircisine, ustasına gitmesinler. Serviste normal bakımlarını yaptırsınlar. Garantiden faydalansınlar 2 yıl boyunca. Biz getirirken hiçbir yerden servis araştırma yapmıyoruz. Fiyatlarınız da zaten gördüğünüz kadar standart. Eskiden böyle yetkili servise çok pahalı deniyordu. Artık öyle bir şey yok abi, değil mi? Yani yok, siz parçaları zaten fabrikasından daha orijinal, daha uygun alıyorsunuz. Evet, doğrudur. Yedek parçadan da, servisten de, müşteriye güzel bir hizmet vermiş oluyorsunuz. Parça garantiniz nasıl? Yani bir bakım yapıldı, parça değişti, 6 ay falan mı oluyor parça garantisi? Evet, ücretli değişimlerde 6 ay garantisi vardır. Yani garanti kapsamı dışında ücretli değişimlerde 6 ay parça garantisi, servis garantisi de aynı şekilde değil mi? Yani işlekle evet, ilgili bir sıkıntı evet, olursa. Yaptığımız işlerle ilgili bir herhangi bir sıkıntı olursa firmamız karşılamaktadır. Bizim aldığımız motor 1,5 yıllık şu an. 2 yıl mıydı garantisi? Biz onda... Evet, 2 yıl. 2 yıl garantisi var. Garanti uzatmalar var mıydı? Onları sormadık. Yok, beyaz eşyadaki gibi yoktur herhalde. Maalesef. 2 yıl garantisi var. 2 yıl garantisi var. Ücretli değişen parçalarda 6 ay fabrika garantisi var. Garantiye girmeyen bir şey var mı? Yani garantiye girmeyen balatalar, mesela fren balataları. Fren balatalarıdır, debriyaj balatasıdır. Hani bunlar kullanmayla yıpranan şeyler. Kullanmayla olan, aşınan şeyler garanti kapsamına girmiyor. Yani bunu vatandaş dışarıda yapmış olsa garantisini de sıkıntı oluşturmaz değil mi? Yok, herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Diğer elektrik aksamında herhangi bir şeyin de oynanmaması gerekiyor. Bir şey yapılacaksa sizin tarafınızdan yapılması evet, lazım. Evet, elektrik aksamı ile ilgili yani far ampulleri falan değiştirebilirler. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Sadece yetkili servise değiştirirse daha garantili olur. Evet, sıkıntı yaşamazlar. Başka evet, tavsiye vereceğiniz motor kapasiteleriyle ilgili, işte yakıt tüketimleriyle ilgili, bakımları zamanında yapmayla ilgili. Yani yakıt tüketimi tabii kullanan kişiye göre değişiyor. Çok basınca çok yakar herhalde. Çok basınca çok yakıyor. Küçük cc'ler az yakıyor, büyük cc'ler çok yakıyor zaten. Büyük cc kullanan zaten yakıtını pek önemsemiyor. Önemsemiyor. Sıkıntı yok diyor. Yakıtlar tek tip mi şimdi? Ben genelde yurt dışındayım, gemilerdeyim. Artık kurşunsuz benzin olarak tek dizelde euro dizel var. Benzinde tek standart mı? Tek, 97 oktan. Yani her yerde standart benzin almış oluyor. Evet. Hızlarda kendi üzerindeki gösterdiği hızların üzerine çıkmamaları lazım. Yani maksimum zaten otobandır, şeydir, E5'tedir. Bu teker yapma ya da benzeri var, şeyler gençler merak ediyor. Onlarla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben tavsiye etmiyorum teker yapmalarını. Motora zarar vereceği gibi kendilerine de zarar veriyor. Kendilerine de zarar veriyor. Ayrıca başka kişilere de zarar verebiliyor. Kendine İkinci, üçüncü kişilere de zarar veriyor. Yani trafikte bu hareketleri evet, yaparsa. Diğer şahıs. Ekipmanlarla ilgili de biz ekipmansız kullanmıyoruz. Kesinlikle. Yani en kısa mesafeye bile gitse ekipman kullanması lazım. Kaskı, eldiveni, evet, montu, koruyucu. Hem kendi koruyucu sağlığı için hem de diğer arkadaşlarımız, vatandaşlarımız için ekipman en önemli şey. Yağlarda hangi yağları kullanıyorsunuz? Yağlarda pastrol, motor ikisi de kullanılabiliyor. Müşterimizin isteğine göre. İsteğe göre ayarlıyorsunuz. ATV'lere özel ATV yağımız var. Motorun, kastrolün de aynı şekilde. İsteyen istediği yağ kullanılabiliyor. ATV'ler sizin kiralık ATV'lerde vardı galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam var. Kartepe'de. 500 taneye yakın ATV var. Ben bir ara sordum, sanki eskiden eğitim de veriyorsunuz gibi ama eğitim vermediğinizi söylemiştik galiba bir arkadaş, yanlış mı hatırlamıyorum. Eğitim, ATV eğitimi veriliyor mu sizin ATV firmada? ATV eğitimi verilmiyor.
O zaman ben yanlış duymuşum. Önceden duydum, sanki sizin firmadan bir arkadaşla konuştum da eğitim verilmiyor dedi gibi hatırlıyorum. Motosiklet cross eğitimi veriliyor. O zaman belki ben cross'la ilgili karıştırdım. Çünkü bir videonuzu falan da seyretmiştim. Cross. Küçük bir çocuğa güzel bir eğitim veriliyordu. Bayağı bir kiralık ATV'leriniz de var galiba değil mi? Kartepe'de evet. 50-60 tane mi? Ben yanlış hatırlıyorum. 500'e yakın ATV kiralama da var. ATV, şu an elinizde 500'e yakın ATV var kiralık. Evet. Ama şöyle ben 40-50 çok az, bana o da çok geldi de 500 gerçekten çok. Biz gerçekten buradan çok memnunuz arkadaşlar. Motorlarımızı aldığımız zaman hep burada değiştiriyoruz. Şimdi motorumuz da temiz ama gene satacağız gibi gözüküyor CC büyütmek için. Ya da şimdi arabayı değiştireceğiz, arkasından CC büyük motor almayı düşünüyoruz. Yeni çıkan motorları gene takip edeceğiz. Yani aslında bizim 250'den bir 400-450'ye çıkmayı düşünüyoruz ama. 450 SR gelecek yakında. CF'nin. Enduro gibi şeyleri aslında seviyoruz. Onlar da neler gelecek öyle yakında? O Enduro tipi MT800 var şu an verebileceğiniz. MT800. Burada var mı yukarı dükkanında? Var. Servisten sonra arkadaşlar diğer bölümümüzde satış bölümünde göstereceğiz. Orada motorlara beraber bakarız. Arkadaşlara söyleyeceğiniz başka önemli şeyler var mı? İyi sürüşler. Teşekkür ederiz ustama. Bu arada çalışıyor ustamı tutmayalım. Şöyle servisi kısaca gösterelim. Diğer bölümümüzde satışı göstereceğiz. Furkan arkadaşımız var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, aynı oto yedek parça gibi arkadaşlar. Lastikler de otomobilden daha büyük. Traktör, uçak lastiği gibi geniş. Şöyle bakıyoruz, jantlar da var. Arabadan fark yok. Araba sanayi gibi arkadaşlar. Aynı zamanda da motosikletler hepsi burada tamir ediliyor. Orijinal yedek parçalarıyla orijinal bakımları yapılıyor. ATV'nin içinin açılmışını görmemiş olan arkadaşlar, koltuğun arkasında altını açmışlar. Motora bakım yapacaklar. Egzozlar, malzemeler çok güzel. Evet arkadaşlar, servis bölümü bu şekilde. İtinayla bakımların yapılmasını istiyorsanız yetkili servislere gelmenizi istiyoruz. Sökülmüş motorlar da bu şekilde arkadaşlar. Yani araba motoru gibi oldukça büyük. 200 cc'lik ATV'nin motoru. Evet, 200 cc ATV motoruymuş arkadaşlar. Yani bunu bir tekneye bile taksanız bayağı bir uçutturup götürür herhalde. Evet, cross ne isterseniz var. Marka olarak bayağı vardı markalar. CF, Polaris, RKS'de mi vardı? RKS sadece bakım. Cuba, RKS, Benelli bakım servisli. Sonra bir de neydi o diğer pahalı bir marka daha var. KTM miydi? O da devam ediyor mu? KTM devam etmiyor. KTM önceden bırakalım. Satış servisi vardı. Şu an bırakmışlar. Servisi var mı? Yok. Servisi de yok. İzmit şubeniz de var. Geçen İzmit şubesinin tanıtımını da yapmıştık arkadaşlar. Evet. Siz nereye yakınsanız oraya gidin. Biz İzmit'e yakınız ama buraya da ayağımız alışmış. Hem bir Kartepe havası alalım diyoruz. Hem de ustalarımız da çok iyi maşallah var. Evet ustam, kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.